sorunlar, neler yapılması gerektiği. Ama hepimizin bir arada toplandığı, aslında sadece bugün değil, isterdik ki, biz hep bunu söyledik, bütün velilerimiz bir arada olsunlar, keşke zamanlar yaratılabilse. Ne yazık ki yoğun çalışma temposu vesaire, bunlardan dolayı bir araya gelemiyoruz. Bugün güzel bir şey oldu dediğim gibi. Bakalım otizm nedir? Hepimizin bir bilgisi var, elbette ki var ama yine de bir genel şöyle bir paylaşalım. Belki bilmediğimiz, arada atladığımız şeyler var. Sonra birlikte tartışarak lütfen hepimiz bir sohbet havasında geçsin. Otizm, sosyal etkileşim, iletişim ve davranış sorunlarıyla kendini gösteren bir gelişimsel yetersizliktir. Hemen soruyorum. Sosyal etkileşim, iletişim, davranış sorunları. Sizler çocuğunuzda hepsini bir arada mı gözlemlediniz ya da ilk fark ettiğiniz şey hangisiydi bunlardan? Sosyal etkileşim miydi, iletişim miydi, davranış sorunu muydu? Hangisiydi? Davranış sorunları biliyorsunuz. İşte nedir? Bir şeyi reddetme, bağırma, öfkelenme vesaire. Hangisiydi Semih Hanım? İletişimdi. İlk iletişimle mi fark ettiniz? Ben de ilk iletişimle fark ettim. İletişimle fark ettiniz. İletişim. O zaman iletişim çok önemli. Şimdi zaten biraz sonra da göreceğiz. Aslında otizm çocuklarla iletişim en başta gelen şey. Daha sonra eğitimlerinde de ne kadar güzel bir iletişim içerisinde olursa otizmli bireyler o kadar çok topluma kazandırılıyorlar. Yani en temelinde iletişim var. Ve ilk kez 1943'te Leo Kanner tarafından tanımlanmış. Erken tanı önemli. Erken tanı, uyguna içsel düzenlemeler yapılmadığında otizm bireylerin kendilerinin ve çevresindeki her yaşamları her yönden olumsuz etkileyen ve yaşam boyu süren bir yetersizlik haline gelmektedir. Ne zaman? Uygun eğitsel düzenlemeler yapılmadığında yaşam boyu. Yine dediğim gibi biraz sonra da yine ayrıntılı olarak göreceğiz ama hep şu soru geliyor. Hocam otizm düzelir mi ya da çocuğum acaba ne zaman iyileşir? Otizm bir hastalık değil ki iyileşsin. Çünkü hastalıklar nedir? Bulaşıcıdır. İşte benden diğerine geçer, diğerinden direkt bir halk ilaç tedavisiyle biter. Oysa ki otizmde böyle bir şey söz konusu değil. Bir davranış sorunu düzelir, yerine bir başka davranış sorunuyla devam eder. Ama ne kadar çok iletişim ve eğitim ön planda olursa topluma kazandırmak o ölçüde etkilidir. Yani illaki akranlarıyla birlikte ya da ortama uyum sağlayacak bu otizmli bireyler. Evet, yürütülen araştırmalar otizme yönelik eğitsel düzenlemelerin şu özellikleri taşıması gerektiğini göstermektedir. Eğitimin erken yaşta tercihen 3 yaştan önce başlaması. Hemen bu noktada duruyorum. Bildiğim kadarıyla Seher Hanımlar zaten yine evet Seval Hanım, siz Bedri Hanım 4 yaşında başladık. 4 yıl önce, 20 yıl önce. Aynen. Genelde hepimiz şu yaşı zaten yakalamışız. Eğitimin haftada en az 20 saat süreyle, tercihen haftada 35-40 saat süreyle yürütülmesi. Şimdi burada duralım. Özel eğitime geliyoruz. Diyor ki eğitimin haftada en az 20 saat süreyle. Peki devlet bize ne veriyor? 8 artı ayda, değil mi? 8 artı 4 eğer gruplu bir öğrencisi 12 saat. O zaman sadece rehabilitasyonlar yeterli mi? Yeterli. Değil. Ne peki bu noktada işin içine giriyor işte? Aile. En başta aile. Evet, gerekirse, gerekli görüldüğü takdirde evde de eğitimin devam etmesi. Anne, babanın yanı sıra, evet öğretmenlerle. Gerektiği takdirde akranlarıyla bir arada olabileceği sosyal ortamlar yaratılıp etkileşim içerisine, iletişim içerisine girebilmiş olması bu anlamda önemli. Haftada 35-40 saat süreyle yürütülmesi bence gerçekten etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir... Yok, imkansız değil. 3 yaşında mesela başlayalım özel eğitim, 4 yaşına geldiğinde kreş. 5 yaşında ama ilkokul olmazsa ana sınıf eğitimi. Ama şey oluyor ya, yani kreşlerde de isteyen oluyor, istemeyen oluyor, diğer velilerden şikayet eden. Problem, evet o kısımlarına geleceğiz. Şunu soracağım, karşılaştırdığınız sorunlar nelerdir diye. Bu arada sıcak olursa lütfen uyarın. Kapatabiliriz. Evet, aynen. Bu ve yan taraftaki kısımdaki mama. Evet, üç şekilde kendini gösteriyor. Otizm, sosyal etkileşimde yetersizlikler, iletişim becerileri dedik ve sınırlı, yinelenen ilgi ve davranışlar. Hep şu vardır, otizm nedir? Çok genel bir tanıyla aslında, takıntılı davranışlarıyla
daha çok bu bireyler anılırlar ve bilinirler. Nedir? El hareketleri vardır, el çırpma vardır, bir yere vurma vardır. Tek tip yapmış olduğu bir şey vardır. Genel olarak otizm nedir diye herhangi birisine sorsanız en genel tabirleriyle şunu söyler. Takıntılı davranışı olan kişidir der. Takıntılı davranış. Oysa ki o takıntılı davranış niye çıkıyor işte? Dediğim gibi nedenleri var. Bunlara da bakalım. Bu üç alan dışında otizm ve grup zeka düzeyi açısından da heterojen bir yapıdadır ve her zeka düzeyinde otizmli birey olabilmektedir. Duyusal tercihler açısından baktığımızda görme, işitme, dokunma, koku ve harekete duyarlılıklarda, farklılıklarla sonsuz derece kadar çeşitli birleşimler oluşturabilmektedir. Otizmli çocukların genelde şu var, bir tot kokusundan bile çok fazla yanmışsa rahatsız olur. Hiç bununla karşılaşımız oldu mu evde? Kokuya karşı bir duyarlılık, aşırı derecede duyarlılık. Evet, yani o kokuyu hemen fark eder, onun için çok kötü bir hale gelmiş olabilir ve buna tepki gösterir. Anlatamadığı için o koku hisleri diyeyim o kadar kuvvetli ki bir yere başlamadan öncesinde bizim başımıza bir olay geçmişti. Ben anlatmış mıydım size? Atölyede 17-18 kişi çalışıyor, o gün öğlen bozuk yemek çıkıyor, çocuklar yiyor ama tek Tugay yemiyor. Yemeği kokluyor, evde de öyle koklar, ondan sonra hassas. Diğerleri zehirleniyor ama Tugay simitle geçişti. Aynen, kokuya karşı hassaslık. Zeka düzeyinde dediğimiz gibi farklılıklar gösterebiliyor. Biz ne kadar çok eğitim verirsek çocuk tabii o kadar çok şey öğrenecektir. Hepimizde olduğu gibi. Canım, bizler ne kadar okuduk? İki tane çocuğu sabah programda izledim. Ben onu doktordan da duymuştum. İki çocuk yan yana otizmde onların arasında bile çok büyük farklar çok büyük farklar var. Tabii ki benzerlikleri olduğu gibi çok büyük farklılıklar. Bizler için bile değil mi? Ne kadar çok okuduk, araştırdık, gördük, ettik o kadar çok bilgi sahibi oluyoruz. Bir şeyin yanında konuşuyorsunuz. Algılamıyormuş gibi hissediyorsunuz ya da sinir olmayacakmış gibi ya da üstüne ama oysa ki bunu daha sonrasında davranış sorunu olarak o size gösteriyor. Ya da bir başkasının yanında öfke nöbeti geçiriyor. Dediğim gibi kendine vurma, farklı hareketler yapma, bağırma, değişik sesler çıkarma gibi. Evet. Şimdi burası önemli. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2000 yılında yayınladığı kılavuza göre otistik spektrum bozuklukları kapsamında 5 ayrı kategori yer almaktadır. Otizm dediğim zaman tek bir şey değil. Otizm, otistik bozukluk tanımı içerisinde Asperger sendromu vardır. Atipik otizm vardır. Atipik otizm tanısı alan bir ailemiz var, iki ailemiz. Atipik otizm demek başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk demektir. Bu nedir? Otizm kapsamına girer. Bakın. Yani çocuk raporunda ya da işte tanısında şu yazar. Yaygın gelişimsel bozukluk. Yaygın gelişimsel bozukluk işte otizmin kollarından bir tanesi. Ve bu atipik olarak adlandırılıyor. Biraz sonra göreceğiz. Neye göre otizm olduğunu anlayacağım. Neye göre atipik otizm oluyor ya da neye göre Asperger. Acaba konular tanılar doğru mu? Diğeri çocukluk disintegratif bozukluğu. Bizim kurumumuzda eğitim alan bu tarz bir çocuk yok. Ve Rett sendromu olmak üzere. Burada da yine bunun şemsiyesini görüyoruz. 5 ana grupta. Otizm tekrar tekrar ele almak istemiyorum. 3 yaştan önce başlar diyorum ve 3 alanda. Bakın 3 alan, dördüncüsü yok. 3 tane alan var. Sosyal etkileşim, iletişim bozuklukları sınırlı. Zeka hiçbir yerde yok bakın. Yani otizmli çocuklarda zeka ile bağlantılı olan herhangi bir şey söz konusu değil. Davranışsal bozukluklar önemli olan. Üzerinde durulması gereken. Ne yazık ki bazı kişilerde şu oluşabiliyor. Bilinçsiz olan kişilerde diyeyim. Sizler tabii ki aileler olarak bu konuda bilinçlisiniz. Fakat otizm deyince sanki zeka ile ilgili bir problemmiş gibi. Değil. Dediğim gibi iletişim becerileri, sosyal yetersizlikler ve sınırlı sinirlenen davranışlar. Şimdi otizmde ne var dedik? Kendini ifade edemediği zaman öfke nöbeti geçiriyor. Ya da öfkeleniyor ya da kendini bulmaya başlıyor. Oysa ki Asperger sendromlu bir çocukta dil gelişiminde herhangi bir sorun yok. Yani kendini ifade edebiliyor, konuşabiliyor vesaire. Bir otizmden daha hafif seyreden bir yaygın gelişimsel bozukluk kategorisidir. Daha çok sosyal etkileşimde sorunlar görünüyor. Nedir? Onların da takıntılı davranışları var. Bu kurumda yok evet ama Asperger sendromu olan öğrencim vardı. Sürekli yapmış olduğu bir el tıkıntısı vardı. Şuydu. Şunu yapardı. Sürekli şunu yapardı.
kendini ifade eder. Sosyalleşme dediğim şey, arkadaş grubunun içine girmez. O çocuklar hep yalnızdır. Yalnız kalmaktan hoşlanırlar. Topluluktan hoşlanmazlar. İşte okul hayatında arkadaşlık ilişkilerinden kaçarlar, sırada hep tek başına oturmayı yeğlerler vesaire vesaire. Sadece dediğim gibi sosyal etkileşim bakın. İletişim yok. Atipikotizme gelelim. Yaygın gelişimsel, başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk. Peki bu nedir? Genel işte bir terim. Otizm ya da Asperger sendromunun bazı özelliklerinin görülüp bazılarının görülmemesi durumlarında. Diğer bir deyişle kuşkulu durumlarda kullanılan tanıdır. Bakın tanılar bile aslında konurken değil mi? Hani benim çocuğum ne? Evet bu tanı kondu ama araştırın bence biliyor musunuz? Google'a yazın, evet önümüze çıkıyor ama ne öneririm biliyor musunuz? Seminerler oluyor, seminerlere gidin. Ben olabildiğince evet katılıyorum. İzmir'de bunlar gerçekleşiyor, İstanbul'da, Ankara'da. Tatil günlerimde bunlarla, tabii ki hepsine katılmam mümkün değil ama sadece otizm konusuna gidiyorum. Ve bir günümü feda ediyorum, bir pazarımı feda ediyorum. Sabahtan akşama kadar dinleyip işte uzmandan gerekli bilgileri alıyoruz. Çünkü bazı bilgilerde işte internette ya da Google üzerinde olmayan şeyler. O nedenle de sizler de lütfen kendiniz araştırın. Acabalarda kalmadan ve çocuğun tam tanısını aslında uzmanlardan yanı sıra belli bir zaman sonrasında araştıran kişiler de daha net bir şekilde bulabiliyorlar. Ne dedik? Kuşkulu durumlarda kullanılan tanıdır. Örneğin hafif otistik belirtiler gösterme durumunda ya da yüksek işlevli otizm özelliği gösterme durumunda genellikle atipik otizm tanısı konmaktadır. Çocuk sallanma davranışı gösterir diyelim ki. Bu var. Ama öfke nöbeti yok. Hani kızdığı zaman ağlaması, bağırması vesaire, bir yeri ısırmaya çalışması, kafasına vurması yok. Bu var. Otizme benziyor çünkü takıntılı davranış vardı otizmde. Hani sallanıyor çocuk sürekli. Yani stereotipik bir hareket var. Kimisi var, kimisi yok. İşte kuşkulu durumlarda dönmesi. Sürekli evet. Döner benim ki. Aynen. Hatta nesnelerden hoşlanıyor mu? Nesneleri de çevirme. Öyle değil de kendi dönüyor. Kafam döndü diyorum artık. Otur gene. Halen devam. En sonunda evet. Yatıyorum artık. Ne yapayım? Bir dönünce bakanların da var. Mesela oyuncak döndüğü zaman. Aynen aynen. Bakanlar. Çamaşır makineleri bunun için en başta gelen örnek olur. Saatlerce oturup izleyebilirler. Ya da eline bir kalem verdiğinizde düz çizgi çizip de karalamak yerine sürekli yuvarlak olan kargaşa halinde evet şeyler yaparlar ama yuvarlaktır. O hareketler yuvarlaktır. Ama bu anlamda önemli. Ben takdir edilmiyorsam, eğer bana bir teşekkür edilmiyorsa ben bir de hayatım. Yanlış mıyız? Hepimiz. Katılıyoruz değil mi? Evet. Hepimiz için bu böyle. Değil ki bir otizmli bireyde. Evet ödüller olacak, onu hep bir evet yaparsın ya da harikasın ya da teşekkür ederim. Olumlu davranışa yöneltmek bu anlamda çok önemli. Evet, genellikle 2-5 yaş arasındaki otizmli çocuklarda öfke nöbetleri gözlemlenmektedir diyor. 2-5 yaş arasında olup da öfke nöbeti gözlemlenen acaba kimlerdir? Efe Can'da. Hamza'ydı. Sonra kafa bulmaya başladı. Sonra başkasını bulmaya başladı. Şu an yok. Şu anda daha iyi düzeyde. Öfke nöbeti. Yani zamanları. Kendini yere atma. Bir de şey yaş ilerledikçe artık oturaklaşıyorlar da yani. Eski davranışları. Yanlışı doğruyu ayırt edebiliyorlar zamanında. Evet. Bunda da evet her zaman en baştan beri söylediğim gibi eğitimin önemi değil mi? Ailenin üstünde olmuş olması, ailenin bu eğitim sürecini bırakmamış olması gerçekten çok önemli. Bunlar aynen bahsettiğiniz gibi tekme atma, bağırma, ağlama ve kendi hırpalama gibi öfke nöbetleri meydana gelmektedir. Bakın bu durumlarda da aile kendini yıpratmasın lütfen. Neden böyle yapıyor, neden kendini atıyor? İşte kendine vuruyor, kendine zarar veriyor. Başını vuruyor. Başını vuruyor. Ama işte bakın otizmin genel bu aslında yani davranışları bu tanı olduğundan dolayı yapıyor bunu. Burasında inan hani biz görenler vurmuş çocuğuna şurası bir kılıp kırmızı oldu. İşte onun altında yatan bir neden vardır mutlaka. Ege o anda ya bir şey sinir oldu ya ifade etmek istediği şeyi ifade edemedi, kendini anlatamadı.
bir neden vardı. Aile olarak da bunu yakalamamız önemli. Biliyor musunuz aslında? Yakalayabildiniz mi nedenini Seval Hanım? Neden Ege kendisine vurdu? O anda oraya gitmemek istiyor. Eve gitmek. Biz de istediğini yaptırmak için. Ama biz de istiyoruz. Yasemin'den çıktık gittik işte. Biz de istiyoruz. Çocuk orada sosyalleşsin. Çocuklarla oynasın. Ama Ege oynamıyor. Katılım yapmadı. Yani tabii yabancı çocuklar ama... Pat diye katılmasını beklemiyoruz zaten. Hemen de yavaş yavaş. Yavaş yavaş.